Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yavru muhabbet kuşlarının eğitimi hakkında bilgiler vereceğim. Yavru bir muhabbet kuşu sahiplendiğinizde bunu nasıl eğitebilirsiniz? Güvenini nasıl kazanabilirsiniz? Bunlar hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bunun 3 tane önemli kuralı var arkadaşlar. Bu 3 kuralı yerine getirirsek çok hızlı bir şekilde kuşlarımızın güvenini kazanabiliriz. Kuşlarımızı istediğimiz gibi eğitebiliriz arkadaşlar. Bu 3 tane kuraldan video içerisinde detaylı bir şekilde bahsedeceğim arkadaşlar. Sizler de videomu sonuna kadar izleyerek kuşlarınızı çok kolay bir şekilde eğitebilirsiniz. Hemen başlayalım arkadaşlar, zaman kaybetmeden. Arkadaşlar, birinci kural. Bir muhabbet kuşu yavrusu sahiplendiniz. Bu dişi olur, erkek olur, hiç fark etmez arkadaşlar. Dişi kuşlar da eğitilebiliyor, erkek kuşlar da eğitilebiliyor. Erkeklerin burada tek fark arkadaşlar, konuşma yeteneği daha yüksek ve biraz daha hızlı eğitilebiliyor. Dişiler biraz daha agresif olduğu için onlar biraz daha eğitimde gecikebiliyor arkadaşlar. Bu yüzden genelde zaten erkek yavrular tercih ediliyor. Bir yavru muhabbet kuşu aldığınızda, sahiplendiğinizde arkadaşlar, eve getirdiniz. Onu arkadaşlar bir hafta boyunca hiçbir şekilde kafesinden çıkarmayın. Dışarıya bırakmayın arkadaşlar. Bir hafta boyunca kafesinde kalsın. Çünkü dışarıya bıraktığınızda o kuş ortamı tanımadığı için, yabancı bir yer olduğu için, sizi de tanımadığı için mutlaka o kuş kendine bir yerlere çarpacaktır. Kendine zarar verecektir. Bunu unutmayalım, aklımızdan çıkarmayalım arkadaşlar. Bir hafta boyunca kesinlikle kafesinden dışarıya çıkarmıyoruz muhabbet kuşumuzu. Sadece kafes dışından onunla ilgileniyoruz. Kafes dışından onunla konuşuyoruz arkadaşlar. Bunu da nasıl yapıyoruz? Evde, odada oturduğumuz bir koltuk, çekyat vesaire ne varsa, yanında bir sehpa varsa arkadaşlar, veya yoksa koyabiliriz. Oturduğunuz yerden onunla sehpanın üzerine kafesini koyarak oradan konuşabilirsiniz arkadaşlar. Kafese elinizi uzatabilirsiniz, elinizi tanıtabilirsiniz ona, sesinizi tanıtabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde iletişim kurabilirsiniz kuşunuzla. Arkadaşlar, bir haftanın sonunda artık kuşunuz eve alıştı ve dışarıya bırakmak istediğiniz kuşunuzu ve kafes dışına çıkardınız. Kafes dışına çıkardınız arkadaşlar, şunu unutmayın. O kuş mutlaka ya perdeye, ya klimaya, ya avizeye, ya televizyona veya bir tabloya mutlaka bir yere konacaktır arkadaşlar. O zaten bir yeri gözüne kestirmiştir. Oraya konacaktır, emin olun. Bu çok normal arkadaşlar. İlk çıkardığınızda size gelmesini beklemeyin zaten. Alışması için önce bir odayı tanıması lazım arkadaşlar. Gidip bir yere konması lazım. Konduğunda arkadaşlar, artık klima, perde, her neyse vesaire, nereye konduysa onu arkadaşlar kesinlikle kovalamayın. İkinci kuralımız bu arkadaşlar. Kesinlikle kovalamayın. Hani genelde bunu çocuklar yapar, biraz aceleci davranırlar, üzerine bir eşya atarlar, elbise atarlar, yastık atarlar oradan uçsun diye. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Böyle bir şey yaptığınızda o kuş bir daha size gelmez, o kuş size güvenmez. O konduğu yerde 1-2 saat kalması lazım arkadaşlar. Her nereye konduysa hiç dokunmayın, 1-2 saat orada kalsın. Evde olan biteni izlesin, sizin hareketlerinizi izlesin. 1-2 saat sonrasında arkadaşlar, onun yanına giderek çok yavaş hareketlerle şöyle göğsüne doğru elinizi, parmağınızı uzattığınızda o sizin parmağınıza gelir arkadaşlar. Ama bunu çok yavaş bir şekilde yapmanız lazım. Ve parmağınıza geldiğinde onu şu şekilde yüksekte tutun arkadaşlar. Olabildiğince yüksekte tutun. Başınızın hizasında olsun. Göz göze olun. Sizi görebileceği bir mesafede olsun. Gözlerinizi görebileceği bir mesafede olsun. Yani hareketlerinizi ölçebilsin arkadaşlar. Sizin yüz kısmınıza yakın olsun arkadaşlar. Bu şekilde sizi tanımış olacaktır. Bir süre bu şekilde tuttuğunuzda arkadaşlar, zaten hem etrafa bakacak, hem size bakacak, size alışmış olacak. Arkadaşlar, ilk günü bu şekilde geçirebilirsiniz. Onunla odada bir tur atabilirsiniz veya evi gezdirebilirsiniz ona.
Hani bu şekilde tutarken de onunla konuşun. Sizin sesinize de alışsın. Zaten bir süre sonra siz de fark edeceksiniz. Parmağınızda çok rahat tavırlarla durmaya başlayacak. Kendini kaşıyacak veya bu şekilde esneyecek. Uyuyacak. Yani bu şekilde davranmaya başladığı zaman arkadaşlar size güveni oluşmuş demektir. Arkadaşlar üçüncü kuralımızı da hemen söyleyelim sizlere. Muhabbet kuşunuz size alışmadan hiçbir şekilde muhabbet kuşunuzu şu şekilde avuç içine almayın arkadaşlar. Avuç içine aldığınızda ben kuşumu alıştırdım şu an. Bana güven olduğu için hiçbir problem yok. Ben avucumun içine alırım. Şu an hiçbir sıkıntı yapmaz. Ama alışmadığı zaman arkadaşlar mesela şu kuşum alışkın değil. Bunu alsam direkt kaçar arkadaşlar. Ama bunu ben alıştırdım. Bakın kaçmıyor. Size alışana kadar arkadaşlar hiçbir şekilde avuç içine almayın. Avuç içine aldığınız zaman muhabbet kuşları bu hareketi çok fazla sevmezler. Alıştıktan sonra hiçbir problem yok. Normalde bunlar kanadına, kuyruğuna dokunulmasından çok fazla hoşlanmazlar. Ama ben şu anda dokunuyorum. Bana bir tepki vermiyor. Çünkü bana güveniyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde ona zarar vermeyeceğimi biliyor. O yüzden arkadaşlar 3 kuraldan tekrardan bir bahsedeyim. Eve ilk getirdiğinizde bir hafta boyunca dışarıya salmıyorsunuz. Onunla kafes dışından ilgileniyorsunuz. İkinci kural arkadaşlar. Hiçbir şekilde eve bıraktığınızda hiçbir şekilde kuşunuzu kovalamıyorsunuz arkadaşlar. Bir saat boyunca nereye konduysa, bir saat, 2 saat boyunca onu oradan takip etmesi için ona müsaade ediyoruz arkadaşlar. Sonrasında zaten bize alışacaktır. Üçüncü kuralımız da arkadaşlar kesinlikle kuşumuzu avuç içine almıyoruz. Bize alışana kadar, bize güvenlik kazanana kadar. Güvenlik kazandığını nasıl anlarız arkadaşlar? Muhabbet kuşumuz dediğim gibi elimizde uyumaya başlamışsa, elimizden artık gitmiyorsa, çok rahat tavırları varsa, parmağımıza geldiğinde kendini kaşıyorsa vesaire, ben bu kuşun güvenini kazanmışım demektir arkadaşlar. Şu an bakın gayet rahat elimde uyuyor. Bir tane de şurada bir dişi yavrumuz var arkadaşlar. Bu da dişi. Bu da o şekilde eğitimli arkadaşlar. Bunu da alıp avcumda tutabilirim. Hiçbir şekilde rahatsız olmaz. Ben bir üreticiyim arkadaşlar. Muhabbet kuşu üretiyorum. Bunlar da benim kendi yavrularım. Elbette ki bunun da avantajları var arkadaşlar. Kendim ürettiğim için yumurtadan çıktığından beri bu kuş her gün beni görüyor. Elbette ki bunun da avantajları var. Ama sonuç itibariyle yine nereye bağlanıyor? İlgiye bağlanıyor arkadaşlar. Ben ilgi gösterdiğim için bunlar bu şekilde. Eğer ben ilgilenmeseydim, kuşların yemini suyunu verip geriye çekilseydim, arkamı dönüp gitseydim arkadaşlar, bunlar bana imkansız bu şekilde alışmazlardı. Ben bunları her gün elime alıp sevdiğim için arkadaşlar bunlar bana bu şekilde güvenmeye başladı. Bu şekilde istediğim gibi eğitebiliyorum arkadaşlar. Siz de muhabbet kuşlarınızı bu şekilde eğitmek istiyorsanız arkadaşlar 3 kuralı unutmayın. Birincisi, muhabbet kuşunuzu eve ilk getirdiğinizde bir hafta boyunca çıkarmıyorsunuz. Hiçbir şekilde çıkarmıyorsunuz arkadaşlar. Onunla sadece kafes dışından ilgileniyorsunuz. En az bir hafta diyorum arkadaşlar. Bu 10 günde olabilir, 2 haftada olabilir. Kuşun karakterine göre değişir. Çok ürkekse arkadaşlar bunu 10 güne de çıkarabilirsiniz. 2 haftaya da çıkarabilirsiniz. İkinci kural arkadaşlar, muhabbet kuşunuzu eve saldığınızda hiçbir şekilde kovalamıyorsunuz. Hiçbir şekilde üzerine bir eşya atmıyorsunuz. Üçüncü kural da arkadaşlar, muhabbet kuşunu size alışmadan hiçbir şekilde onu bu şekilde avuç içine almıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu muhabbet kuşlarının hiç sevmediği bir harekettir. Ama alıştıktan sonra hiçbir problem yok arkadaşlar. İstediğiniz gibi avuç içine alabilirsiniz, sevebilirsiniz. Ama alışana kadar hiçbir şekilde almıyorsunuz arkadaşlar. Bunları yaparsanız
Kuşlarınızı çok rahat bir şekilde eğitebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde güvenini kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yavru eğitimi videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın arkadaşlar.